Herkese merhaba. Bugün günlerden pazartesi. Saat şu anda 11.30 sabah, çocukları okula bıraktık Cengiz'le. Ondan sonra eve döndüm ben. Evi toparladım. Günlük toparlama, süpürme, toz alma yaptım. Banyoyu temizledim o şekilde. Bir makine çamaşır da çamaşır makinesinde kaldı. Çıktık artık. Şimdi Cengiz'le kahve içmeye gidiyoruz. Yol üzere hemen benzinlikte durduk. Benzin doldurduk. Depoyu doldurduk. Bir kat verdim. Cengiz latesine çikolata döktürmüş. Hani cappuccino'ya dökerler ya aslında normalde. Ben minicik şöyle göstereyim boyunu. Şöyle minicik Cengiz... Small size. Small aldı latte. Yani küçük bardak. Benim de şöyle yani o kadar. Baby Gino yapıyorlar bunlara. Bardaklara, çocuklarla. Neyse cortado yani. O yüzden böyle oluyor. Bugün öğlen menüde çorba var. Akşam menüsünde de çorbamız var bugün. Diyet menümde. Çorbamı yaptım işte sabah. Eve gittim zaten. Hemen eve döndüm. Hem de kahvaltı saatimi kaçırmayayım diye. Tokamı arabada unutmuşum. Saçlarım darmadağınık. Hiç düzgün durmuyor. Hem ortada topladım hem kahvaltımı yapmış oldum. Saatimi kaçırmamış oldum. Yani hem dışarıda kahvemi içerim, öğle öğünümü yaparım. Hem de burada siparişim vardı Next'te. Onu da almış olurum. E geçerim tekrar. Saat 2'de evde olmuş olmam lazım. 2'de öğle öğünüm var çünkü. Ben dayanamıyorum yani. Bazı arkadaşlar grupta yazıyorlar. Bu öğünü atladım, kahvaltıyı atladım, öğlen öğünümü atladım gibisine. Geçen yazdım zaten, maşallah size kızlar falan yazdım. Ben iple çekiyorum öğünleri. Acıkıyorum çünkü. Şöyle mesaj da gelmişti, siparişim geldi diye. Cengiz gitti aldı geldi ben burada otururken. Rahat rahat oturur çıkarız değil mi Cengiz? Evet. Uzaktan bir müzik sesi geliyor ama bir sorun olmaz bence. O yüzden burada da açabiliriz. Yoksa evde açacaktım müzik sesi vardı. Belki bunu başka bir sitede de bulabilirdim ama Next aklıma geldi. Next'te vardı, görmüştüm zaten diye. Direkt girdim Next'ten aldım. Üstünde ismim var, bunu yırtayım. İsim kısmını yırtayım. İsim kısmını bıraktım, bütün öbür tarafı. Adresim falan yok ama yine de. Ben sessiz konuşuyorum değil mi ya? Ne aldım? Şöyle Olaplex'in şöyle kirpik serumu aldım. Ben iki defadır şey yaptırıyorum ya, takma kirpik yaptırıyorum ya, kirpik uzatma. Ve çok inceldi gibime geldi. Bir de kısaldı gibime geldi kirpiklerim. Çok inceldi sanki. Tam kalkıyorduk, Sainsbury'ye gidip bir şeyler alalım dedim. Kullanayım, yüzümde bir şey, gözümde bir şey yok zaten. Krem sürmüştüm ta sabah, o da kurumuştu. Şöyle biraz kurutayım. Gözüm görmüyor neyse, evde yapayım. Göremiyorum tam ekranda. Aynada yapmam lazım. İçine çöp. Neyse. Alttan çıkartın bari. İyice doldu burası. Kalabalık oldu başım. Kafam almıyor artık gürültüyü. Salataya falan koyarız. Sainsbury'ye geldik bu arada. Ne yoğurdu? Normal yoğurt mu? Normal yoğurt var da çocuklara şöyle... Ay, meyveli yoğurt alayım. İkişer tane şunlardan. Bir 69'muş. Sabah almıştım ama bir tane daha alayım. Badem sütü lazımdı bana. Badem sütü almıştım sabah. Ama bir de yine yulaf sütü alayım. Gene Nectar kartı 1.50'ymiş. Normalde 2 pound. Burada da artık kart indirimi yapıyorlar. Sainsbury'de yoktu bu sistem önceden. 8.91'miş. 755 gram. Göğüs mü kavurayım Cengiz size? Göğüs kavurayım. 16'ya düşmüş Cengiz King olan. Siyah nasıl sence? İyi. İki yüzlü. Hem beyaz tarafı var hem siyah.
kasvetli. Bir tane kahve alayım. Hadi iki tane alayım ya. Bir tane de latte alayım o zaman. Şu meyveli krakerler nerede? İçi meyve, kuru meyveli olanlar var ya, bulamıyorum onları. Çocukların çantasına da koyuyorum çünkü okulda da yesinler diye. Sen Ritz mi aldın bir tane? Bir tane de al. O neyli? Peynirli indirimde olan, bir de öbüründen al bari. Bence peynirli pek yemezler. Şimdi de tamam. Ha tamam. Şunlardan arıyordum. Bir sterlinmiş. Şu aynı zaten. Şundan alayım o zaman iki tane. Bir de şöyle dışı yoğurtlu var. Bir tane de bundan alayım. Bir tane de şu çamaşır sodasından alayım. Hatta bundan iki tane alayım. 2 pound. Bunlar da indirime hiç girmiyor. Bir tane bundan alayım. Tanesi 2 pound. Küçükmüş bu burger ekmekleri. İşte bir de bunun sandviç tarzı oluyor ya, sandviç ekmeği. Öyle bir şey yok muydu? Yok. İyi, tam çıkalım. Akşam ekmek arası yersiniz. Şöyle hepsi 41.59 tuttu. Şununla birlikte. Bir pound bir penny. Kaç tane poşet alayım Cengiz buna? İki tane al. İki tane sığar mı? Emin misin? İki yapıyorum. Bakalım nette kartı vuracağım. Evet arkadaşlar, şimdi çorbamı içeceğim. Çorbayı da hiç sevmem. Yarın bu haftanın son günü olmuş oluyor. Yarın da aynı menü var. Yani iki günde aynı menü var ama tabii diğer günlerdeki menüyü ekleyebilirsiniz. Hani sıkılınca başka bir şeyler yiyebiliyorsunuz. O sorun olmuyor da. Mesela üçüncü haftanın listesi geldi. Orada ekşi maya ekmeği falan var. Ondan sonra yine öğlen yemeğe balık var. Bayağı güzel bir şeyler var gene. Ama haftada yine birkaç gün böyle sıvı gidiyoruz. Şimdi ısıtıp çorba içeceğim. Biraz da blenderdan geçireceğim. Normalde bu sebze çorbası böyle şey olması lazım. Ne onun adı? Böyle taneli taneli olması lazım ama ben hemen öyle büyük büyük koydum. Biraz hafif blenderdan geçireceğim. Sütü eklememiştim. Normalde kaynadıktan sonra süt ekleniyordu. Sabah süt eklemedim dedim, yerken yani yemeden önce hemen bir ısıtırım, tekrar sütünü eklerim. Tekrar şöyle bir kaynatırım diye. Neyse, tarifte şey yazıyor. Artık tariflerde mesela böyle şey yazıyor ya, su bardağı. Bunda çalkalamalı. Bir su bardağı, bir çay bardağı diye. Buna da bir çay bardağı koyacağım ama şimdi diyorum neye göre çay bardağı? Çünkü çay bardakları boy boy oldu artık. Su bardakları da aynı şekilde. O yüzden aslında şey mi almak lazım? Bu ölçü bardaklarından mı alsam aslında? Şöyle hafif blenderladım. İçeceğim artık. Başka alternatif bulamadım yani. Bir de kolayıma geldi çorbada yapmak. Evet, tam odaya girdim, yatak odasına şunu süreyim diye. Çamaşırları gördüm. Unutmuşum ben bunları. Katlanacak çamaşırlar da kuruyor. Orada da kuruyor. Neyse. Şimdi bunu kullanacağım. Sallamıyoruz herhalde. Neyse. Şimdi niye öyle olmuş? Neden böyle olmuş? Fırçasına ne olmuş bunun? Böyle değildi bu. Cengiz, bana bir peçete verir misin? Şunu bir süremedim var ya. Verin. Şuna bak, ne oldu? Ne olmuş? Ne bileyim. Fırçası karışmış. Ne olmuş ben anlamadım.
şöyle duruyor ya. Sürebilecek miyim acaba? Düzeltmeye çalıştım, düzelmiyor. Neyse, bir şey olmaz ya. Hemen üstten aldım. Biraz daha... Fırça karışmış birbirine. Bir şey sürmek istiyorsam 90 saniye beklemem gerekiyormuş. Bir şey sürmeyeceğim ben ama bu ıslaklık beni şey yapar. Bir de göz kapağıma bulaşabilir. O yüzden kurusa daha iyi hemen. Kirpik uzatma yine yaza doğru yapmayı düşünüyordum. Ben bu sefer düğün için yapmıştım. Düğüne gidiyoruz diye. Bir de zaten hoşuma da gitmişti ilk yaptığımda, çok beğenmiştim. İkinciyi de çok beğendim. Ama işte daha fazla inceldi gibime geldi kirpiklerim. Bilmiyorum, belki gözüme o şekil alışıyor daha sonra, düştükten sonra bu benim tuhafıma mı geliyor? Eski kirpiklerime bir araştırıp bakacağım, bana mı öyle geliyor acaba? Hani ben yaza doğru bir daha yaparım diyordum. Türkiye'ye gideceğiz bu arada, biz biletlerimizi aldık. Yaza doğru, hatta yazın tekrar yaparım diyordum. Temmuz'da. Ama işte bir yandan da korkuyorum, bilemedim inceliyor mu, bana mı öyle geliyor diye. Bence bana öyle geliyor. Bu yaz için biletimizi, uçak biletimizi aldık. Temmuz'un 25'inden Ağustos'un 15'ine kadar. 2 hafta Ören'e gideceğiz. Orada bir daire tuttuk. Milas Ören'e gideceğiz. 5 günlüğüne de Maraş'a gideceğiz. Önce direkt Maraş'a gideceğiz. Bir de bu sene çocukların okulu 3. haftası kapanmıyor. Yani ya 20'sine ya 21'ine ya 19'una denk geliyordu Cuma gününe okulların kapanması. Temmuz'un 3. haftasına, ama bu sefer 4. haftasına atılmış bu sene nedense. Ayın 24'üne kapanacak. Ben Şafak'ın okulunu gördüm ilk ayın 24'üne kapanıyor diye. Onların listeleri var çünkü okul tatil günlerinin falan. Dedim Şafak'ın okulu 24'üne kapanıyormuş. Meğersem Tanay'ın da aynı şekilde. Primary'ler de aynı olmuş. Belki diğer primary'leri bilmiyorum ama aynıdır hepsi. Yine biz de 25'ini aldık uçak biletimizi. Gene gece uçuşu. Gündüz uçuşu da vardı ama bu sefer yine geceden havaalanına gitmemiz gerekiyordu. Yine yani aynı hesap geliyor. Dedik yine aynı olsun bari, en azından alışırız bu şekilde. Alıştık artık. Ve direkt uçak yok, aktarmalı gideceğiz yine. İstanbul'a, İstanbul'dan Maraş uçağına. Direkt uçuş Gaziantep'e var. Oradan Maraş'a 2 saat mi? Oradan Maraş'a da 2 saat. Bence 2 saat otobüsle daha zor olur. Uçakla daha rahat olur diye düşündük. Öyle yapmaya karar verdik. Kimse bizi gelip alabilir mi ki Cengiz Gaziantep'te? Otobüsler kalkıyor değil mi orada? Havaalanından otobüs terminaline mi gidiyor önce diyorsun? Ha, havaalanından otobüs terminaline gidiyorsun. Oradan şehirler arası otobüs alıyorsun, Maraş'a geçiyorsun. Yani böyle daha iyi olur dedik. Maraş Havalimanı'ndan gelip bizi alabilirler diye aktarmalı aldık. Maraş'tan da Milas'ta daire tuttuk 2 haftalığına. Maraş'tan Milas'a aktarmalı gideceğiz yine. Maraş'tan önce İstanbul, İstanbul'dan Milas uçağına binip gideceğiz. Uçak bileti fiyatlarımız 2825 pound tuttu. Evet, akşam yemeği bu şekilde. Benim yemeğim çorbam. Dünden mercimek çorbası kalmıştı, onu içiyorum. Bugün gibi yaptığım çorbayı da yarın içerim tekrar zaten. Bu dedim bitsin. Şöyle tavuk kavurdum. Sadece sarımsak, tabii ki yağ, bir de domates salçası koydum içine. Şöyle biraz da salata yaptım. Evde ne varsa salatası, yani dolapta ne varsa salatası oldu böyle karışık.
Bu şekilde. Yemeğimizi yedik. Şimdi Survivor'ı izliyoruz. Saat şu anda 6.30. Saat 7'de bugün yine pazartesi günü olduğu için bugün Zumba dersi var. Zumba'ya katılacağım. Pazartesi günleri Zumba oluyor. Perşembe günleri de Pilates dersi oluyor. Egzersiz olarak. İlk hafta, ilk başladığımda kaç kiloydum? 83 değil, 84.700'düm galiba. Daha sonra ilk hafta 82 kiloya düştüm. Haftaya, çarşamba günü 3. haftamıza başlıyoruz. Son hafta. Şubat ayına da katılacağım, bakalım nasıl olacak. Ben zorlanıyorum. Tam ideal kiloma düşersem sorun yok. Rahatlayacağım yani. Ay şunu yedim, bunu yedim diye pişman olmayacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Başka vloglarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.